Merhaba, az önce Muharrem İnce'yi izledim. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında iki tarafsız gazetecinin, sözde tarafsız gazetecinin karşısında gündeme dair partisiyle ilgili, kuracağı partisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı ve 23 Nisan'a kadar partisinin ismini açıklayacak değil, açıklamayacak, 23 Nisan'da muhtemelen açıklayacak. Aslında şöyle diyeyim, 19 Mayıs'ta açıklayacağını söylüyordu ama 19 Mayıs'tan önce partisinin adını, amblemini vesaire vesaire her şeyini açıklayacağını Ankara'da yeni oluşmakta olan, kurulmakta olan parti binasında açıklayacağını söyledi. Muhtemelen sanki partisinin adı Memleket Partisi, Memleket Hareketi Partisi gibi bir şey olacağı konuşuluyor. Şimdi programda Muharrem İnce'nin ne dediğini, ne konuştuğunu çok da ilgilendirmiyor demeyeyim, ilgilendiriyor. Zaten merak eden YouTube'da girsin, CNN Türk'ün programında, CNN Türk'ün YouTube kanalında video var. Videoyu orada izleyebilir. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Benim ilgimi çeken Muharrem İnce'nin söyleyişi, tarzı ve insanların, vatandaşların, sokaktaki insanın Muharrem İnce'ye bakışı ve yaklaşımı. Şimdi İki kitle var. Çok geniş bir kitle. Geniş bir kitle Muharrem İnce'yi ilgiyle izliyor. Bir diğer kitle de artık Muharrem İnce'den nefret ediyor. Bakın, nefret ediyor. Bu nefret edenlerin çoğunluğu da Cumhuriyet Halk Partili, yani CHP'li. Bunu nereden anlıyorum? Şöyle, videoyu izlerken programın sonlarına doğru yaklaşık tam 12.670 kişi izliyordu canlı, online, YouTube'da. Çok olağanüstü bir rakam değil çünkü Cumhurbaşkanlığı döneminde Muharrem İnce'nin katıldığı programlarda ben hatırlıyorum 20.000, 30.000'leri bulmuştu bu rakam ama son dönemlerde televizyona, YouTube üzerinden televizyonda canlı yayın yapan siyasetçiler arasında en yüksek rakam diyebilirim Muharrem İnce'nin katıldığı bu programda. 16.000 beğeni vardı videosuna, 8.000'de beğeni yoktu. Yani beğenmemişti, dislike yapmıştı Muharrem İnce'nin videosuna. Yarı yarıya, %50'yi %50. Emin olun bu beğenmeyenlerin neredeyse tamamı CHP'li, Cumhuriyet Halk Partililer. Muharrem İnce'ye acayip kızıyorlar ama ben dikkatle izledim Muharrem İnce'yi. Ön yargılı olmak istemiyorum kendisine karşı ama zaten bir ön yargım yok, sadece kafamda soru işaretleri var. Muharrem İnce neler söyledi, neler anlattı? Dediğim gibi videoyu izlerseniz YouTube'da ne dediğine dair uzun uzun anlatıyor. Ben sadece şu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Muharrem İnce söylediklerinde sonuna kadar haklı. Yanlış hiçbir şey söylemedi. Gerek iktidarı Erdoğan'a yönelik yaptığı eleştirilerde, gerekse muhalefete ve Kılıçdaroğlu'na direkt olmasa bile muhalefete yaptığı eleştirilerde sonuna kadar haklı ve birkaç videoda burada değinmiştim. Muharrem İnce asıl hedef kitlesinin kim olduğunu bir kez daha altını kalın bir şekilde çizdi. Dedi ki benim hedef kitlem %16 ile %25, hatta %30 olduğunu söyledi ki o kadar olmayabilir. %30 değil, %25'lik bir kararsız kitle var. Gri bölge olarak adlandırılıyormuş o bölge. İşte hedef kitlesi o Muharrem İnce'nin. Yani bu durumda aslında CHP'nin oylarını bölmek gibi bir durum da söz konusu değil. Hatta bununla ilgili geçmişe yönelik örnekler verdik grafiklerle. 1994 ile günümüze kadar yapılan seçimlerde solda değişik partilerle girilen seçimlerde aslında oy oranının hiç değişmediği, hiçbir zaman %28 ya da %30'ları CHP'nin ya da solun oyunun ulaşmadığı iddiasında bulundu. Aslında iddia da demek yanlış olur. Bunu grafikle, somut bilgilerle gösterdi. Yani CHP'liler hani panik yapıyorlar ya, Muharrem İnce bizi bölüyor, CHP'nin oylarını bölüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor gibi iddiaları aslında bir anlamda çürütmüş oldu. Özellikle şu sistemde, mevcut seçim sisteminde kimsenin oylarını bölmüyor arkadaşlar. Ve Muharrem İnce bir şeyin daha altını çizdi. Dedi ki genel seçimlerde biz %51 oyu hedefliyoruz. Eğer %51 oyu alamazsak, kim daha yüksek oy alırsa o partinin yanında ve özellikle Millet İttifakı'nı kastetti, Millet İttifakı'nın yanında yer alacağız dedi. Ya işte şu açıklamaları dinledikten sonra CHP'lilerin Muharrem İnce'ye ön yargılı davranmaları, ona kızıyor olmalarına ben anlam veremiyorum. Kızacak bir şey yok. Muharrem İnce bir parti kuruyor ve açık açık diyor ki ben Cumhur İttifakı'nı desteklemeyeceğim. Ben Erdoğan'ın rakibiyim.
demeye getiriyor. Ama nedense AK Partililer değil de CHP'liler kızıyor Muharrem İnce. Bu da garip geliyor bana, tuhaf geliyor. Çünkü Muharrem İnce'nin rakibi Kemal Kılıçdaroğlu değil. Neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu zaten Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak ki. Muharrem İnce'nin rakibi, daha doğrusu Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce. Çok enteresan. Kemal Kılıçdaroğlu kızıyor ama Erdoğan destekliyor. Zannediyorlar ki Muharrem İnce CHP'nin oylarını bölecek. Bakın tekrar söylüyorum, bunu daha önce buradan da dile getirmiştim. Muharrem İnce en çok oyu iktidar partisinden alacak ve tabi CHP'den de oy alabilir muhtemelen, ama daha önceki videolarımda vurguladığım gibi bir kez daha vurgulamak istiyorum. AK Parti'den ciddi anlamda kaçan, kopan bir oy var. Bunlar da kararsızların büyük bir bölümünü oluşturuyor. Elbette ki muhalefetten memnun olmayanlar da bu kararsızlar havuzunun içerisinde. İşte Muharrem İnce'nin hedef kitlesinin ben bunlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten muhalefet oy kaybediyor. İktidar da oy kaybediyor. O tarafsız, daha doğrusu o kararsız kitle bir yere oy vermek zorunda. Ya hiç sandığa gitmeyecekler ya da bir partiyi tercih edecekler. Şu anda CHP'yi tercih etmiyorlar belli, çünkü CHP'nin oyları da düşüyor. AK Parti'den koptular, AK Parti'yi de tercih etmiyorlar ve Gelecek Partisi'ni de çok fazla tercih etmiyorlar. Geriye Deva Partisi kalıyor. Deva Partisi'ni de çok sıcak baktıkları söylenmiyor. Çünkü şeylere bakıyorsunuz, anketlere bakıyorsunuz, çok fazla onlara ilgi yok, rağbet yok. Biraz İyi Parti'nin oyları artıyor gibi görünüyor ve belki HDP'nin durumu netlik kazanırsa, yani HDP kapanırsa oyları büyük bir ihtimalle CHP'ye gider gibi görünüyor. Öyle zannediyorum ben. HDP kapanırsa Kürt oyları bu durumda AK Parti'ye gitmez, CHP'ye gider. Şimdi Muharrem İnce partisini kurduktan sonra anketlerde ne sonuç çıkacak? Muharrem İnce çok iddialı konuştu. Bir yıl sonra, önümüzdeki yıl Mart ayında biz ortalığı karıştıracağız, yer yerinden oynayacak gibi bir iddiada bulundu. Tabii bu çok büyük bir iddia. Bir yıl var, 365 gün sonra göreceğiz ne olacak, ne bitecek. Tabii erken seçim olmazsa. Erken seçim olursa, ki Muharrem İnce partisini kurar, o seçimlere yetişir mi yetişmez mi o da belli değil. Baskın bir seçim olabilir mi? Bu yıl içerisinde 2021'de olabilir mi bilmiyorum ama 2022'de bir erken seçim olabilir. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama tekrar söylüyorum, Muharrem İnce'nin hedef kitlesi CHP değil. AK Parti ve Erdoğan. Ve çok enteresan, CNN Türk programı canlı yayınladı ama canlı yayın bittikten sonra dediğim gibi 12.000, tekrar söylüyorum, 12.670 kişiye kadar çıktı izleyici. Canlı yayın bittikten sonra programı olduğu gibi tekrar YouTube'dan gördüm az önce. Yine 5.000 küsür kişi izlemeye devam ediyordu programı. Bu şunu gösteriyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir yayına gitseydi kaç kişi izlerdi? Ya da Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir canlı yayın yaptığında kaç kişi izliyor? İzlemiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse dinlemiyor ama Muharrem İnce'nin avantajı burada. Muharrem İnce konuşunca insanlar dinliyor. Muharrem İnce'nin avantajı kendisini dinletebilme yeteneği. Maalesef Erdoğan'da var ama Erdoğan da artık miadını doldurdu. Artık insanlar onu dinlemiyor, dinlemek istemiyor. Ne dediği zaten belli. Sabah söylediğini akşam yalanlıyor, akşam söylediğini ertesi gün yalanlıyor. Artık insanlar kendi sıkı takipçileri, seçmenleri, kendine aşırı inananların dışında kimse Erdoğan'a itibar göstermiyor, inanmıyor. Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na da inanmıyor ama Muharrem İnce'ye herkes demeyeyim de çoğunluk dikkat kesiliyor ve bu adam ne demek istiyor diye dinliyor. O zaman biz de dinleyelim ve bütün siyasetçileri dinleyelim ve ona göre karar verelim. Acaba hangisi inandırıcı, hangisi doğru? Ha, diyeceksiniz ki Muharrem İnce ne kadar inandırıcı, ne kadar doğru? Bunu da denemeden, görmeden bilmek, anlamak mümkün değil. Dediğim gibi Muharrem İnce partisini büyük bir ihtimalle 23 Nisan'da açıklayacak ya da 23 Nisan'dan birkaç gün sonra da olabilir ama büyük bir olasılıkla 23 Nisan'da partisini, logosunu, ismini vesaire vesaire açıklayacak ve kolları sıvayacak. Ondan sonra göreceğiz bakalım ne olacak, ne bitecek ama Türk siyasetinde önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalar çok renkli ve çok hareketli geçecek gibi görünüyor. Görüşmek üzere.